Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Duyanlardan bir tanesi de Zeyd bin Harise'dir. Ümmü Eymen'in kocası, Usame'nin babası. Varıyor eve, atının ipini tutarak bir daha Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Ya Resulallah, sen böyle bir ayet okudun. Ben sorguladım, vallahi yüreğimde en fazla sevgi duyduğum Sebel isimli şu atımdır. Onu Allah yolunda infak etmek istiyorum. Efendimiz gözyaşları içerisinde o infakı kabul edecektir. Anında bakın, bir fasıla yok dostlar. Anında üzerlerini alıyorlar. Bir sorgulama başlıyor. Benim yüreğimdeki İsmail kim diye ve İbrahim'in rolüne bürünüyor o sahabi. Bıçağı İsmail'in ensesine koyarak kendi kurbanlarını kendileri kesiyor. İnfaklarını anında yapıyorlar. Neyse, az ya da çok. Ayeti duyanlardan bir tanesidir Abdullah İbni Ömer. Duyuyor, hemen eve geliyor. Başlıyor sorgulamaya. Ey Nafi diye kölesini yanına çağırıyor. Seni azat ettim diyor. O azat tablosunu izleyen Abdullah İbni Cafer de orada. Abdullah İbni Cafer diyor ki ey İbni Ömer, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hiç Nafi gibi bir köle azat edilir mi? Etme onu azat, al sana 1000 dinar, bana sat onu. Vallahi değil 1000 dinar, 10.000 dinar versem bile ben onu sana satmam diyor. Ben onu Allah için infak ettim. O ayeti duymuş. Peki şöyle bir şey yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Alsaydı o 1000 dinarı, 1000 dinarı infak etseydi. Hayır. O 1000 dinarı sevmiyor. Abdullah'ın cebinde 1000 dinar var. Onun yüreğinde Nafi'nin sevgisi var. O sevdiğinden infak edecek. Varlığından değil ki. Varlığından infak et diye bir emir dursaydı varlığından infak edecekti. Emir sevdiğinden infak etti. O da Nafi'yi infak edecekti. İnfak etti. Peki Nafi ne oldu dostlar biliyor musunuz? İmam Nafi dersem hatırlayacaksınız. Tabiinin en büyük imamlarından bir tanesi oldu. Eğer infak ederseniz işte öyle bir imam olur sizin infakınız. Abdullah İbni Ömer başka bir gün başka bir mecliste bu ayeti bir daha duyar. Sanki yeni nazil olmuş gibi bir daha varır eve. Bu sefer Mercane isimli Rum, aslı Rum olan cariyesini çağırır. Bu sefer de seni infak ediyorum der. Çünkü yüreğimde şu anda sana karşı bir sevgi var. Madem Allah sevdiğinden infak et dedi, ben de seni infak ettim. Böyle. Ömer İbn Abdülaziz'den bir örnek vereyim. Aslında mesele daha iyi anlaşılsın diye. Çuval çuval şeker alır, Medine'de şeker dağıtırdı. Sorar biri, ey emir el müminin, şeker dağıtacağına para dağıtsan olmaz mı? Ben şekeri seviyorum, Allah da sevdiğinden infak et dedi. Ben sevdiğimden infak ediyorum. Mesele budur işte dostlar, mesele budur. Bakın üzerimize alsak şu ayetleri ve bir sorgulasak, acaba neyi sevdiğimiz, acaba ney yüreğimizde yer edinen, kaybettiğimiz zaman üzüleceğimiz, kazandığımız zaman sevineceğimiz, elimizden çıktığı anda yokluğunu hissedeceğimiz, ziyadeleştiği zaman da mutluluğa düşeceğimiz şeyler ne diye bir tespit etsek ve bunları infak etmeye başlasak, asıl berekete o zaman varacağız. İşte sahabenin duruşuna böyle bir örnek. Peki bunlar, yani bu verdiğim örnekleri onlar kimden öğrenmişlerdi? Yollarının yegane rehberi Allah Resulü'nden değil. Sehel İbni Said bize rivayet ediyor. Sehel İbni Said kim biliyor musunuz?
Hazreti Ali'nin arkasında yürüyen gölgelerden birisi. Yiğit mi yiğit bir sahabi. O hakem olayında o cahil güruh Hazreti Ali'ye karşı ileri geri konuşmaya başlayınca onların karşısına çıkmış ve şöyle bir tarihi konuşma yapmıştı. Ey Kufeliler, bakıyorum ki sizler İmam Ali hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Bizler Hudeybiye'ye katılmıştık. Allah Resulü Süheyl İbni Amr'la masaya oturduğunda bir de Süheyl'in oğlu Ebu Cendel gelip eman istediği zaman Efendimiz onu müşriklere geri verdiğinde hepimiz öfkelenmiştik. Az kalsın Allah Resulüne karşı bir şeyler söyleyecektik. Ama çok geçmeden tarih gösterdi ki Efendimiz haklı, biz ise haksızdık. Siz şimdi Ali'ye karşı sözler söylüyorsunuz. Tarih bir kez daha gösterecek ki Ali haklı, siz ise haksızsınız. Bu sözlerin sahibi Sehel İbni Said. Ve Efendimizin infaka ait bir tablosunu söyleyecek. Hepinizin bildiği bir tablo. Ensardan bir hanım bir hırka yapmış elleriyle. Medine'nin soğuk günlerinin birinde de Efendimiz'e hediye etmiş. Allah Resulü de çok hoşlanmış, çok sevmiş o hırkayı. Giymiş ve cemaatinin huzuruna çıkmış. Görenlere yakıştı mı diye sormuş. Yakışmaz mı o hırka alemlerin sultanına? Ya Resulallah çok yakıştı demiş sahabe. Biri kalkmış orada. Ya Resulallah çok beğendim bu hırkayı, bana verir misin? Anında dostlar. Ne düşünme var. Ne şöyle bir son kez bakma var. Ne bir pişmanlık var. Gel benimle eve, üzerime bir şey alayım, bunu sana vereyim. Efendimiz eve yürümüş. O sahabi söylediğine pişman olmuş. Diğer sahabiler de görmedin mi Efendimiz ne kadar sevdi, niye istedin demişler. O demiş ki vallahi ne giyinmek için ne de başka bir şey için istedim. Onu istememin tek bir nedeni vardı. Dedim ki bana kefen olsun. Resulün değdi, Resul'e değen o bürde, o hırka benim giydiğim son şeyim olsun. Buhari bunu bize nakledince bir not düşer bu rivayetin arkasına. O zatın kefeni o hırka oldu der. Bakın Efendimizin o tavrı sahabeye örnek oluyor. İstenince, sevilen bir şeyse anında hiç düşünmeden madem Allah sevdiğiniz şeylerden infak edin dedi, bize de düşen odur deyip böyle bir duruş sergilemek. İşte Ali İmran 92'nin bağlamında söyleyeceğimiz bunlar. Daha neler var ama ben özetleyerek geçeyim. Gelin ikinci örneğimize. Maide 90'a. Maide 90 hangi ayet? İçkinin haram kılındığı nihai ayettir. Biliyorsunuz içki 4 basamakta haram kılındı o çağın insanına. Hazreti Ayşe validemiz 4 basamakta haram kılınışının hikmetini bize şöyle açıklar. O günün insanı su gibi içki tüketirdi der. Eğer Allah işin başında onlardan bunu isteseydi belki böyle bir hükmün altında ezilebilirlerdi. Onun için Rabbimiz 4 basamakta bu işi nihai noktasına vardırdı. Bakıyoruz mesela birinci basamakta Nahl 67. ayeti görüyoruz. Nahl 67. ayet Mekke'nin sonlarına doğru inmiştir. İnen ayet sadece bir haber veriyor. İçkinin o toplum içerisinde var olduğunu haber veriyor. Herhangi bir hüküm beyan etmiyordu. Ama o ayak sesleri arkasından gelecek haberlerin de bir habercisiydi. Sahabe bunu çok iyi anlıyordu. Onun için daha Nahl 67 Mekke'nin sonlarında nazil olduğunda birkaç sahabi içkiyi bırakmıştı. İkinci basamakta Bakara 219. ayeti görüyoruz.
Hicretin ikinci senesi. Rabbimiz o ayette ne diyor biliyor musunuz? Sana içki ve kumardan soruyorlar. Onlara de ki o ikisinde büyük günahlar vardır. Ama insanlara faydaları da vardır. Realiteyi inkar etmiyor Kur'an. Faydaları da vardır. Faydaları varsa da günahları faydalarından daha büyüktür diyor. Kur'an o günün toplumunu resmediyor bize. İçkiden de kumardan da bu insanlar para kazanıyorlar. İçki tüccarları var içlerinde. Bu büyük bir sektör o günün dünyasında ve tüketmeyen yok. O günün dünyasında bir elin parmaklarını geçmez içki içmeyenlerin sayısı. Böyle olduğu için Kur'an hicretin ikinci yılı indirdiği Bakara suresinin 219. ayetinde bu hükmün aslında nereye varacağına dair bir ön bilgi verir. Hani dedik ya Allah Resulü'nün taliminin esaslarından bir tanesi de ön bilgiden gayeye ulaşmasıdır. Kur'an da aynısını yapıyor. Önce bir ön bilgi veriyor, sonra muhatapları gayeye ulaştırıyor. Üçüncü basamak Nisa 43, büyük ihtimalle hicretin dördüncü yılında nazil oldu bu ayet. Ey insanlar, sarhoş iken ne söylediklerinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın dedi. İçmeyin demedi. Haramdır demedi. Namaza içkili bir biçimde yaklaşmayın dedi. Namaz günün beş vaktinde. Beş ayrı vakitte. Aslında Kur'an artık bırakın diyordu. Rabbimiz artık içmeyin diyordu ama onları hükmün altında ezmeden tedricen varacağı noktaya vardırmak istiyordu. Bu ayetler de nazil olduğu zaman birçok sahabi namaza engel olduğu için içkiyi bıraktı. Ama birçok sahabi yine ne yapıyorlardı? Özellikle yaz günlerinde iki namaz arasında içiyorlardı. Diğer namaza kadar uyanıyorlardı, etkisini yitiriyordu. Yine namazlarını kılıyorlardı. Ya da bir kısmı yatsıdan sonra içiyor, sabaha kadar uyanıyordu. İçki yine hayatlarında vardı. Ne oldu? Maide 90 indi. Kesin bir hüküm orada nazil oldu. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar, şans okları, hepsi şeytan işi birer pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kesinlikle kurtuluşa eresiniz. Efendimiz bu ayetler beyan edilince bir de tekit ederek içki haram kılındı, içki haram kılındı, içki haram kılındı demiştir. Üç kez. Bunu duyan ashab var. Efendimizin muhatapları. Ne oldu peki? O Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki evlerde, evlerinde içki olan sahabilerin hepsi o içkileri sokağa döktüler. Rivayetler bize derler ki dökülen içkilerden küçük bir ırmak oluşmuştu Medine'nin sokaklarında. Anında bir teslimiyet var. Şunu da bir içeyim de ondan sonra, şu paketi de bir bitireyim de ondan sonra yok. Haram mı? Allah haram kıldı mı? Bize düşen işittik ve itaat ettik demektir. Sahabenin teslimiyeti bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler nazil olduktan sonra Medine'nin civar yerlerine de münadiler gönderdi. Çünkü Medine'nin farklı mahalleleri vardı. Mescid-i Nebevi'nin çok çok dışına yayılmıştı o gün insanlar. Allah Resulü dört bir tarafa münadiler gönderdi. Giden münadiler bu ayetleri okuyor. Efendimizin içkiyi haram kıldığına dair Kur'an'dan aldığı bu emirleri, bu buyrukları insanlara duyuruyorlardı. Kim duyuyorsa, elinde ne varsa, evinde ne varsa anında sokağa döküyordu. İşte onlar ırmak oluyordu. İki tablo var
bu konuda ikisini de anlatmak istiyorum sizlere. Eğer bir gün yine yolunuz Medine'ye düşerse Benu Nadir mahallesini sorun. Benu Nadir mahallesi Kuba Mescidine 1 kilometre uzaklıktadır. Çok yakın oraya. Mescid-i Nebevi'ye 7 kilometre uzaklıktadır ama Kuba Mescidine 1 kilometre uzaklıktadır. Oradan yukarıya doğru böyle yürüdüğünüzde duvarları yüksekçe olan sarı bir binaya rastlayacaksınız. Bir bina değil de duvarları olan bir bahçeye rastlayacaksınız. O bahçenin yerinde eskiden bir mescit varmış. Mescidin ismi ne biliyor musunuz? Mescid-i Fadih. Fadih, Medinelilerin en fazla sevip tükettikleri içkinin adıdır. İçkinin adına mescit mi var? Var tabii. Asr-ı saadette ne varsa kıymetlidir. Fadih bile kıymetlidir o hatıradan dolayı. Oranın bir hatırası var. Zaten Müslümanlar özellikle Ömer İbn-i Abdülaziz hilafeti döneminde o hatıra unutulmasın diye oraya bir mescit inşa etmiştir. O hatıranın kahramanı da İstanbul'un fatihi Ebu Eyyub el-Ensari'dir. Ebu Eyyub el-Ensari ve bir kısım sahabi orada toplanmışlar, içki içiyorlar. Allah Resulü'nün münadisi oradan yürüyor. Duydukları anda, keşke o sayfalarda anlatılan şeyi şimdi sizlere resmedebilsem. Hani bazen televizyonlarda falan izleriz, önemli bir yer ağır çekimle gösterilir ya, önemli bir yer dondurulur da o tablo nazara verilir ya, anında orada içki içenlerin hayatları donmuştur. Ve ne varsa ellerinde içki namına anında dökülmüştür. Şöyle anlatır kaynaklar bize. Elinde kadeh olan bıraktı. Dudaklarına ulaştırmaya çalışan biri anında döktü. Kadehe içki dökmek için sürahi elinde taşıyanlar bir anda attı. Başkaları fıçıları attı, bazıları da içtikleri son yudumları geri bıraktı. Bu nasıl bir şey dostlar? Hadi hepsi bir tarafa, son yudum bırakılır mı? Bunu tiryakiler daha iyi bilir. Elhamdülillah ben değilim ama bilirim etraflardan. Çok kolay değildir bu, değil mi? Bu bir irade ister, bu bir teslimiyet ister. Bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Hepsinden öte bu bir iman ister. İşte sahabenin Kur'an'a teslimiyetine bir örnek. Onun için o mescit yaşatılmıştır yıllar yılı. İhtimal o ki oraya yeniden bir mescit yapılacak. O duvarlar onu gösterir. İşte Mescid-i Fadih'in böyle bir hatırası var. Gelin yine aynı olaya, yani Maide 90'a karşı bir tavrı daha görelim başka bir sahabiden. Herhalde bu sahabi ilk kez size anlatacağım. Bureyde İbni Husayb. Daha önce anlattığımı hatırlamıyorum. Bureyde'nin İslam tarihinde şöyle bir özel yeri var. Allah Resulü'nün bayraktarlarından bir tanesidir. Daha da ötesini söyleyeyim, ilk bayraktarıdır. Bir daha ötesini söyleyeyim, Ömer gibi öldürmek için çıktığı yolda dirilmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Başına 100 deve konmuş. Bureyde de duyuyor onların buradan geçeceklerini. Eslem kabilesinden adamlarını topluyor, Efendimizin arkasına takılıyor. Gamim denen bir mıntıkada Allah Resulü'nü yanındaki Hazreti Ebu Bekir ve rehberleriyle birlikte görüyor. Amacı ölü ya da sağ Allah Resulü'nü ele geçirip Mekke'nin başına koymuş olduğu 100 deveyi almaktır. Varıyor Allah Resulü'nün yanına. Hazreti Ebu Bekir'de bir endişe var. O yol boyunca Efendimizin bir virdi var. La tahzen innallaha ma'ana. Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Yine o söz Allah Resulü'nün dilinde.
Ebu Bekir'in endişeleri kısmen gidiyor. Efendimiz Bureyde'yi karşısına alıyor ve Bureyde ile konuşmaya başlıyor. Birkaç cümlenin sonrasında Bureyde diyor ki ben böyle birini mi öldüreceğim? Ya da böyle birini mi Mekke'ye teslim edeceğim? Batsın yüz deve, böyle biri hiç yüz deveye değer mi? İman eder orada. Bir şey ister ya Resulallah. Medine'ye gidiyorsun. Ben de arkana takılıp gelsem olur. Gel diyor Efendimiz. Kuba'ya yakın bir yere geldiklerinde Bureyde bir daha Efendimizin karşısına geliyor. Ya Resulallah diyor. Sen Medine'ye gireceksin Yesrib'e, o günkü lisanı adıyla. Sen Yesrib'e gireceksin. Bayraksız girilir mi Yesrib'e? Sarığını çıkarıyor. Kılıcının ucuna takıyor. Ben senin bayraktarınım diyor. Efendimizin evet ya da hayır demesine imkan vermeden. Allah Resulü de bir şey demiyor. İlk bayraktar oluyor Bureyde. İlk bayraktar olarak Allah Resulü'nün arkasında Medine'ye gidiyor. Peki bu kadar mı Bureyde? Bureyde desem çok şey söylerim ama 2-3 şeyini daha söyleyip bitireyim. Bu zat Allah Resulü'nün arkasında iman edip Medine'de onlarca güzel iş yaptıktan sonra Efendimizin vefatından sonra da diğer ashab-ı kiram gibi İlahi Kelimetullah sancağını ötelere taşıma adına dünyanın dört bir tarafına yayılan ashabla birlikte yayılır. Horasan'ın fatihlerindendir. Erzurum'un Horasan'ı değil, İran'ın Horasan'ı. İran'ın Horasan fatihlerinden birisidir. İhtimal orada da şehit olmuştur. Bazı rivayetler Türkmenistan'da da vefat ettiğini bize söylerler. Ama bu Bureyde'nin bizler için çok önemli olan bir hususiyeti daha var. Bugün biz Allah Resulü'nden bize intikal eden o kutlu sözlerden tam 164 tanesini Bureyde'nin nakliyle okuruz. Yani Nebevi medreseden bize tam 164 tane hadis rivayet etmiştir. İşte bu yiğit sahabinin İçkinin haram kılındığı Maide 90'ın karşısında bir duruşu var. Onlar da Ebu Eyyub el-Ensari gibi arkadaşlarıyla beraber bir yerde oturmuşlar, içki içiyorlar. Uzaklardan münadinin sesi duyuluyor. Ne söylediği de anlaşılmıyor. Bureyde diyor ki yanındakilerinden birine, var diyor, eğer münadi bir şeyler söylüyorsa Allah Resulü kesinlikle duymamızı istediği bir haberi ona söylettiriyordur. O içlerinden biri dışarıya çıkıyor, münadinin yanına gidiyor, ne söylediklerini duyuyor, içeriye giriyor. İçeriye girince kıpkırmızı olmuş o sahabi. Hiçbir şey daha arkadaşları söylemeden Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerini okuyor. Ayetler okundukça tavır aynen biraz önce Ebu Eyyub el-Ensari ve arkadaşlarının tavrı. Aynen. Ama 91. ayetin sonunda Rabbimiz şöyle söylüyor. Fehel entum muntehun, artık siz vazgeçmeyecek misiniz? Orada olan sahabiler başta Bureyde olmak üzere bir taraftan içkileri dökerken bir taraftan da inteheyne ya Rabbena, inteheyne ya Rabbena diyorlar. Vazgeçtik ey Rabbimiz, vazgeçtik ey Rabbimiz. Vazgeçmişlerdir. Anında tavır bu. İşte Kur'an'a teslimiyet, böyle bir teslimiyet dostlar. Sözle itaat ettik değil, hayatla itaat ettik, sözle de o hayatın altına bir imza attık. Sahabenin tavrı bu. Gelin üçüncü örneğimize. Nur suresi 31. ayet. Bu ayet tesettür ayeti değil mi? Ne diyor Rabbimiz bu ayette? Mümin hanımlara söyle,
gözlerini haramdan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere, bu görünen kısımlar müstesnayı da Efendimiz hareketleriyle bizlere tefsir ediyor. Özellikle Hazreti Ebubekir'in kızı Esma validemize göstererek. Görünen kısımlar müstesna derken Allah Resulü şöyle çiziyor. Görünen kısımlar müstesna derken Efendimiz böyle çiziyor. Yani hiçbir şeye, ihtilafa, yanlış anlaşılmaya meydan vermeden Allah Resulü hareketleriyle ayeti tefsir ediyor. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Bu ayet nazil oluyor. Bu ayet bize de nazil oldu. Ama bazıları bırakın işittik ve itaat ettik demek, ayeti farklı anlatmak için bizlere ellerinden gelen onlarca gayret yaptılar. Yok efendim başörtüsü Arap geleneğiymiş. Yok efendim burada söylenen hamr başörtüsü değilmiş, boyun örtüsüymüş. Yok efendim buradaki hamr kelimesinde baş geçmiyormuş. 50 bin tane bahane. Madem uymayacaksınız niye ayetle uğraşıyorsunuz? Bırakın da insanlar iman etsinler. Bırakın da insanlar Allah'ın bu buyruklarını o safilikte anlasınlar. Sahabe böyle değil. İşte bizlerle onlar arasındaki en büyük fark da bu. Bu ayeti Allah Resulü Allah'tan aldığı şekliyle karşısındaki muhataplara okuyor. Ne oluyor peki? Efendimizin karşısında muhataplar var. Kadınlar var, erkekler var. Bir, ayeti duyan hanımlar hemen eve koşuyor. O ayette söyleneni yerine getirmek için hazırlığa girişiyorlar. İki, ayeti duyan beyler ya da ayeti duyan hanımlar. Eğer beylerse evlerine varıyor ve hanımlarına bunun haberini veriyorlar. Eğer hanımlarsa başka hanım kardeşlerine gidip bu ayetin nazil olduğunu haber veriyorlar. Efendimiz de münadiler çıkarıyor. Bir anda hüküm Medine sokaklarında duyuluyor. Aynen içkinin haram kılındığı gibi. Peki ne oluyor? Ne olduğunu Hazreti Ayşe anlatsın bize. Allah Ensar'ın hanımlarına rahmet etsin diyor anamız. Ben onlar kadar Kur'an'a teslimiyet gösteren başkalarını tanımıyorum der. Bu ayet akşam üzeri nazil oldu. Akşamüstü beyler hanımlar duyanlar duymayanlara söyleyince ertesi gün sabah namazında bütün Ensar hanımları başlarında örtüler Allah Resulü'nün arkasında saf tuttular. Onları arkadan görenler sanki başlarında birer karga varmış gibi zannederlerdi. Bu kadar. Allah söyledi, onlar yaptı. En ufak bir teslimiyet zafiyeti yok. Peki teferruatlar var bu konuda. Onlar ne diyor bize? Biraz onlardan bahsedeyim müsaade ederseniz. Eve vardılar. O günkü şartlar. Her evde başörtüsü yok. Başörtüsü olmayan evde ne bulduysa örtü namına onunla geldi. Medine'nin dışında evler var. Hükmü duymamışlar. Yolda yürürken duymuşlar. Ne yapmışlar peki? Kendinizi onların yerine koyun. Siz olsaydınız ne yapardınız? Namaza doğru yürüyorsunuz. Yolun yarısında bunu duyuyorsunuz. En iyimiz şunu yapar. Ben sizin yerinize söyleyeyim. Bu namazı da kılayım da hele böyle. Bir dahaki namaza Allah kerim deriz. Bu bile güzel. Ama sahabe bunu yapmıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yolda duyanlar, eğer varsa yanlarında kocaları, kocalarının sarıklarını kendilerine başörtüsü ediniyorlar. Eğer yoksa yanlarında birileri,
elbiselerinden kesiyorlar. O anda elbiselerini yırtıyorlar. Oradan bir başörtüsü çıkaracak kadar bez alıp başlarına asıyorlar. Bunu da bulamadılar. Başörtüsü olan hanımlar, başörtüsü olmayan hanımlarla örtülerini paylaşıyorlar. Bu nedir Allah aşkına? Teslimiyet budur işte. Bir bunu anlasak, bir şu duruşu anlasak, Allah'ın böyle bir duruş bizden istediğini anlasak, dertlerimiz çözülmez mi? O zaman bizler de sahabenin hasbiliğinde bir duruş ortaya koymaz mıyız? O zaman bizler de işittik ve isyan ettik diyen Ben İsrail'in arkasından değil, işittik ve itaat ettik diyen ümmeti Muhammed'in başkenti olan sahabenin arkasında yürüyecek bir kametin sahibi olmaz mıyız? Allah'ın da istediği bu değil mi zaten? Rabbimiz de bizden bunu isteyip bunu beklemiyor mu? Ne diyelim dostlar? Allah bunu nasip etsin inşallah bizlere. Allah Beni İsrail'in arkasından yürüyenlerden değil, ümmeti Muhammed'in o ilk rehberlerinin arkasında yürüyenlerden bizleri eylesin. Bizleri de Kur'an karşısında böyle teslimiyet gösterenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.